Bismillahirrahmanirrahim. Babül mesh alen na'leyn. Bu bab nalınlar üzerine meshetmek beyanındadır. Ne ayaklarında medes var. Bu medeslere meshetmek caiz midir, değil midir? Bunda ihtilaf olduğundan İmam-ı Tahavi bu ihtilafı burada beyan ediyor. حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن سلمة هذا حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد أن يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس قال أوس buyurdular ki رأيت أبي babam أبي أوسي gördüm توضأ abdest aldı ve مسح مسحتي على نعلين iki nalini üzerine lehu kendisinin medesleri üzerine de meshettiğini gördüm. Fakultu lehu benu babama dedim ki etemsehu alenne aleyni sen medesler üzerine mesih yapar mısın? Yani olur mu bu inkar terikiyle? Yani nasıl yaparsın bunu dedim. Fekale dedi ki raitu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Resul-i Ekrem'imizi gördüm. Yemsehu alenne aleyni medesler üzerine. Ben ona dedim ki yani babasına demiş ki اَتَمْسَحْوَ لَنَّ عَلَيْنَ sen nalınlar üzerine, medesler üzerine mesh mi edersin? Yani inkar terikiyle nasıl mesh edersin? فَقَالَ buyurdular ki رَيْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz'i ben gördüm. Ne gördüm? يَمْسَحْوَ لَنَّ عَلَيْنِ nalınlar üzerine mesh eder gördüm. Yani medesler üzerine Resulullah Efendimiz meshettiğini Ebu Evs görmüş, o da öylece meshetmiş. Hadisin birisi bu, diğeri de şu. Haddesena Fahdun kâle, haddesena Muhammed ibn Sa'id. Kâle akberena şerikünen Ya'le ibn Ata, an Evs ibn Ebi Evs'in. Yine Evs'ten rivayet ediyor ki, kâle küntü mâ abi, ben babam Ebi Evs ile beraber idim. Fî seferin bir seferde. Menezzelna indik bima min miyahil a'rab bedevilerin sularından bir su yanında indik febale bevleyledi küçük abdestini yaptı fetavadda abdest aldı ve mesaha ala na'leyhi medesleri üzerine de mesheyledi fekultu lehu ben babama dedim ki etef'alu hada sen bunu nasıl işlersin fekale buyurdu ki ma aziduke ben sana ziyade etmem ala ma ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir şey üzerine ki ben Resulullah Efendimiz'i gördüm. Ne gördüm? Feale işledi gördüm. Resulullah Efendimiz'in işlediğini gördüğüm şey üzerine ziyade etmem. Yani Resulullah Efendimiz nealler üzerine meseyledi, ben de meseyledim. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyuruyorlar ki fezehebe kavmun. Bir kavim sahip oldular ki ashabtan bazıları sahip oldular ilel mesh alen na'leyn medesler üzerine mesh etmeye etmenin cevazına sahip oldular. Kema yumsahu alel khuffeyn mesler üzerine mesh olunduğu gibi nalınlar üzerine de mesh etmeye sahip oldular. Ve kalu dediler ki kad şedde zalik bunu teyit eder, kuvvetleştirir. Maşhur bir hadis ki ruviye rivayet edildi en Aliyyin radıyallahu anh Hazreti Ali'den rivayet edildi. Ve zekeru zikreylediler fî zâlike bunda ma vel bir hadisi ki haddesen Ebu Bekir'te. Ebu Bekir'e bize rivayet eyledi. Kâle haddesen Ebu Davud ve Vehb'in. Kâle Ebu Davud ve Vehb dediler ki haddesen Şöbetü. En Selamete bini Küheyl. En Ebi Zabiyan. Ennehu râ Aliyyen. Ebu Zabiyan Peygamber Efendimiz'i gördü. Radıyallahu anh. Bâle kaimen. Ayakta bevleylediğini gördü. Sümme da'a bimâin. Sonra su istedi. Fatavadda abdest aldı. Ve mesaha ala na'leyhi. Medesler üzerine mesheyledi. Sümme dehalel mescide. Sonra mescide girdi. Fekhala'a na'leyhi. Medeslerini çıkardı. Sümme salla. Sonra namaz kıldı. Ve bu da Hazreti Ali radıyallahu anh'ten rivayet ediliyor. Ayakta bevl etmek mekruhtur. Hazreti Ali ayakta niçin bevl eyledi? Buna şart ediyor ki caiz ki hastalığı vardı. Hastalığından dolayı, üzümden dolayı oturamadı. Evet. Ondan sonra abdest aldı. Abdest aldı, medesleri üzerine mesheyledi. Ondan sonra mescide girdi. Mescide girdikten sonra nalınlarını çıkardı. Sonra namaz kıldı.
şimdi bundan istidlal ediyorlar ki nealler üzerine, medesler üzerine mesih caizdir. Ve halefehum, bu cemaate muhalefet etti fi zalike, medesler üzerine mesih etmek meselesinde. Aharun, başkaları. Başkaları dedikleri dört mezhep imamları ve bütün fukahayı emsar, diğer fakihler ve sahabenin ekseri ve tabiinin ekseri buna muhalif oldular. Fekalu, dediler ki la nera, biz görmeyiz, caiz görmeyiz el mesha alen na'leyn, medesler üzerine mesh etmeyi caiz görmeyiz dediler. Ve kâne minel hücceti lehum, bu ikinci cemaatin lehine olan hüccettendir fî zâlik, medesler üzerine mesh etmek hakkında. Ennehu kad yecûzu, caiz ki en yekûne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ola mesh etmiş ola alâ na'leyn, narınlar üzerine, öyle na'ler ki tehtehumâ cevreban, onların altında çoraplar var idi. Bu nalın var ama nalının altında çorap var. Caiz ki Resulullah Efendimiz o çorapları mesheyledi de o çoraplarla beraber nalınlar üzerine de mesheyledi. Öyle olmak ihtimali var. Ve kâne kâsiden, Resulullah Efendimiz kastedici oldu. Bi meshihi mesheyle zâlik o nali, nalınlar üzerine mesheyle kastetti. Ney ilâ cevrebihi, çoraplarını kastetti. La ilâ nalihi, nalınları değil. Çorapları var idi. Çorapların üzerine de nalınları giymişti. Evet, meshettiği vakitte çorapları kastetti, nalınları kastetmedi ama mesih ikisine de geldi. Böyle olmak caiz olabilir. Ve cevrebâhu, çorapları da mimma şulbi, çoraplardan idi ki levkâne aleyhi, Peygamber Efendimiz'in ayaklarında olsalardı, bilâne aleyhin ne'asiz, ne'asiz Resulullah Efendimiz'in ayaklarında olsaydı, câzelehu, Resulullah Efendimiz'e caiz olurdu, en yemsehe aleyhima, onlar üzerine mesh'ede. Hiç nalını giymemiş, o çorabı ayağını çekmiş, o çorabı üzerine mesh etmek caiz olan bir çoraptan idi. Onun için onları kastetti, onları mesh ederken nâllerine de mesh etti. فَكَانَ مَسْحُهُ ذَٰلِكَ, Peygamber Efendimiz'in o naallere mesh'i oldu. Mesh'en bir mesh oldu ki erâde bih, o mesh'le murad etti. اَلْجَوْرَبَيْنِ, çorapları kastetti. فَاَتَى ذَٰلِكَ, bu mesh geldi alel-cevrebeyn, çoraplar üzerine geldi. وَالنَّعَلَيْنِ, naralılar üzerine de geldi. İkisine beraber geldi. فَكَانَ مَسْحُهُ sallallahu aleyhi ve sellemin mesh'i oldu alel-cevrebeyn, çoraplar üzerine. هُوَ اُ اَلَّذ Ol bir şey oldu ki, ol bir mesele oldu ki, tatahhara bihi, anınla tatahhür etti. Yani ayaklarının yıkamasının yerine kaim oldu. Ve meshuhu, Peygamber Efendimiz'in mescidi oldu. Alen na'leyni, na'alleri üzerine oldu. Fadlun, fadıl oldu. O bir fazladan ibadet oldu. Yoksa esas kasıt, çoraplar üzerine mescidi. Fakat medesler de ayağında olduğundan, mescittiği vakitte kesti çoraplar idi. Çorapları da mesh oldu. Ziyade kebirinden medeslere de mesih tesadüf etti. Böyle olmak caiz olur. Fakat beyyene zalik, bunu da beyan etti. Böyle caiz olur. İmam-ı Tahavi dedi ama bunu beyan eden bir rivayette var mı? Var. Fakat beyyene zalik, bunu beyan etti. Maşur bir hadis ki haddesena, bize rivayet eyledi Ali ibn-i Ma'bed. Kale haddesena el-mu'allâ ibn-i Mansur. قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري diyor ki Resulullah Efendimiz mesaha ala cevrebeyhi ve na'aleyhi, Peygamber Efendimiz çorapları üzerine ve na'alları üzerine beraber mesheyledi. Şimdi bak bu teyit ediyor ki Resulullah Efendimiz esasen kasti çorap, fakat na'alle beraber olduğundan hem çoraplarına hem de onun üzerindeki nağlara mesheylemiş oldu. İkinci bir hadis daha bunu teyit ve tekit eder ki o da şudur. Haddesena Ebu Bekrete ve İbn-i Merzuk gâle haddesena Ebu Asim en Süfyan-ı Tevri en Abi Kaysin en Hüzeyli bin Şurahbil en il Mughireti bin Şuabe en Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem bi mislihi. Mughireti bin Şuabe de Resulullah Efendimiz'den bu hadisin mislini rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz
abdest aldı, çoraplarına ve medeslerine mesh eyledi. فَاَخْبَرَ اَبُوْ مُوسَى وَالْمُغِيرَ Ebu Musa ve Mughiretü bin Şeb'e haber verdiler. Neden? اَمْ مَسْحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in mesh etmesinden عَلَى نَعْلَيْهِ medesler üzerine كَيْفَ كَانَ مِنْهُ Resulullah Efendimiz'in meshinde ne şekilde olduğunu bunlar haber verdiler ki o mesih Resulullah Efendimiz'den nasıl oldu? Nasıl olmuş? Çorapları varmış. Çoraplarını mesh ederken medesler üzerine de mesh eylemiş. Yani o nailler, medesler çıplak ayağında değilmiş. Onun altında çorap varmış. Resulullah Efendimiz çoraplarını mesh ederken medeslere de mesh eylemiş. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ بِنِ عُمَرَ فِي ذَٰلِكَ وَجْهٌ آخَرٌ Abdullah İbni Ömer'den de bir başka bir rivayet geldi bu hususta. كَيْ حَدَّسَنَا بِنَ اَبِي دَاوُدْ قَالَ حَدَّسَنَا أَحْمَدُ بِنُ الْحُسَيْنُ الْلِهْبِ قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذيب النافع أن ابن عمر إمام نافع diyor ki Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma كان إذا توضأ abdest aldığı vakitte ve ne'alahu halbuki medesleri de fi kademeyi ayaklarında orucuydu mesaha ala zuhuri kademeyi ayaklarının üstüne mesheyledi bi yedeyhi iki eliyle ayaklarının üzerine mesheyledi ve yekulu buyururdu ki kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oldu yesne'u hakeza böyle yapardı. Yani ayaklarına mesederdi yoksa medeslere değil. Fe akhbara ibn Ömer haber verdi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz et kana oldu fi vakti ma kana yemsahu ala aleyhi medesler üzerine meshettiği vakitte oldu. يَمْسَحْوَ عَلَى قَدْمِهِ Ayaklarına mesh eder oldu. Bu medesleri mesh ettiği vakitte medesleri kastetmezdi ya. Kademi şeriflerini, ayaklarını kastederdi de ona mesh ederdi. فَكَدْ يَحْتَمِلُ مُحْتَمِلُ olurken يَكُونَ اُلَى مَا مَسَحَ عَلَى قَدْمِهِ Ayaklarına mesh etmiş olduğu ola هُوَ الْفَرْضَ farz ola. Farz ayaklarına mesh etmesi. وَمَا مَسَحَ عَلَى عَلَيْهِ Medeslerine mesh ede كَانَ فَضْلًا فَضْلُ ola. Böyle ihtimali var. İkisine de mesh etmiş fakat ayaklarına mesh etmek farz idi. Medeslere mesh etmek de ziyade kabilinden oldu. Hadisu Ebi Evsin. Ebi Evsin hadisi yehtemilu indena bizim indimizde mühtemil olur ki maşul bir şey ki zükre fihi onda zikredildi. An Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den o da neden min meshihi ala na'leyhi Peygamber Efendimiz bu hadiste medesleri üzerine mesheddiği rivayet edildi. Bu ola en yekûne ola kemâ kâle Ebu Musa vel Mughire. Ebu Musa ve Mughire'nin dediği gibi ola. Ev kemâ kâle İbn-i Ömer yahut da İbn-i Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi ola. Ebu Musa ve Mughire'nin dediği Resulullah Efendimiz çorapları meshetti, nalınları kastetmedi fakat nalınlara da geldi. Abdullah İbn-i Ömer diyor ki hayır, ayaklarına meshetti. Meshetten murat şimdi çoraplarına mıydı, nallara mıydı, ayağına mıydı? Ebu Musa ve Mughire de diyor ki çoraplarına değil, çoraplarınaydı. Yoksa nallarına değil. Ya Abdullah İbn Ömer de diyor ki ayağına meshetti. Şimdi ikisi de ihtimali var. Acaba Resulullah Efendimiz hangisini kastetti? Ayaklarını mı kastetti? Çoraplarını mı kastetti? فَاِنْ كَانَ كَمَا قَالَ اَبُوْ مُسَوَ الْمُغِيرَ Ebu Musa ve Mughire'nin dediği gibi çorapları kastetti olursa فَاِنَّا نَقُولُ بِذَالِكَ Biz de bununla hükmederiz. لَاَنَّا لَا نَرَى بَاسًا Biz beis görmeyiz bilmez hâle l-şevre beyin çoraplara meshetmeyi beis görmeyiz. Çoraplar huf derecesinde olursa, mest derecesinde olursa onlara mesh olunur. اِذَا كَانَ سَف۪يقَيْنِ Onlar kalın olurlarsa, dayanıklı olurlarsa onlara mesih caizdir. قَدْ قَالَ ذَٰلِكَ Bunu dedi Ebu Yusuf ve Muhammed. Ebu Yusuf ve Muhammed de böyle dediler. Şu halde o çoraplar kalın imiş. Resulullah Efendimiz onu giymiş. Üzerine de medesi giymiş. Fakat çoraplara mesih caiz olduğundan Peygamber Efendimiz o çoraplara mesih etmiş. O vakitte medeslere de gelmiş. وَأَمَّا أَبُوْ حَنِيفَ İmam Ebu Hanife rahimahullah فَاِنَّهُ كَانَ لَا يَرَى ذَلِكَ Bunu tecviz etmez.
çoraba olmaz der. Hatta yekuna sefiqeyni, onlar sıkı kalın çorap ola ve yekuna mücelledeyni, hem de üzerine deri çekilmiş ola. Deri çekilmezse ne kadar mühkem çorap olursa olsun caiz değildir buyurdu. فَيَكُونَانِ كَالْخُفَّيْنِ, fakat üzerine deri çekilirse mes gibi olur, ona caiz olur dedi, buyurdu. وَاِنْ كَانَ كَمَا قَالَ اَبْنُ عُمَرٍ, yok, Ebi Evsun hadisinde dedi ki, Abdullah ibn Ömer'in dediği gibi olsa ki Peygamber Efendimiz ayaklarına mesheyledi derse, فَاِنَّ فِي ذَٰلِكَ, bunda orucudur. اِسْبَاتَ الْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ, ayaklar üzerine meshin isbatı orucudur. Fakat sebete zalik, bu yukarıda sabit oldu. Resulullah Efendimiz ayağa meshetmesi caiz midir, değil midir? Bu yukarıda geçmişti. وَمَا عَارَدَهُ, ona muariz olan da sabit oldu. وَمَا نَسَخَهُ, onu neskeden de yukarıda sabit oldu, geçti. فِي بَابِ فَرْضِ الْقَدَمَيْنِ, ayakları yıkamak babında, ayakları yıkanılır mı, mesh olur mu, yukarıda geçmişti. Bu İslamiyet'in evvelinde var idi, ayakları da mesh olunurdu. Fakat sonradan bu neskedildi. Ayet-i kerime nazil olunca neskedildi. Bu arada geçti. فَعَلَى اَيِّ الْمَعْنَيَيْنِ, hangi bu iki manadan hangisi üzerine olursa olsun, كَانَ وَجْهُ حَد۪يسِ اَوْسِ بْنِ اَب۪ي اَوْسِ, اَوْسِ بْنِ اَب۪ي اَوْسِنْ hadisinin veçhi, مِنْ مَعْنَ حَد۪يسِ اَب۪ي مُوسَى وَالْمُغِيرَ, Ebu Musa ve Mughire'nin rivayet ettiği hadislerden olan mana üzerine, ve مِنْ مَعْنَ حَد۪يسِ اِبْنِ عُمَرْ, yahut da Abdullah ibn Ömer'in rivayetine göre, yani ister mesler üzerine mesih kabilinden olsun, istersen ayakların bizzat kendilerine mesih kabilinden olsun, hangisi olursa olsun bu Evs ibn-i Ebe Evs'in rivayet etmiş olduğu hadisin veçi olur. Ne olur? فَلَيْسَ فِي ذَٰلِكَ, bunda olmadı. مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ, medesler üzerine mesihin cevazına delalet eder bir şey yok. İster Ebu Musa ve Mughiret bin Şöbe'nin dediği gibi Peygamber Efendimiz çoraplara mesetti, çoraplar mesler yerine kaim olduğu için, isterse ayakların bizzat kendilerine meshettiği olsun Abdullah ibn Ömer'in dediği gibi, bunun her ikisinde de ne'al meselesi yok ki. Ne'ale medesen mesih caizdir, değildir. Bunda buna dair bir şey yok. Buna delalet eden bir şey yok. فَلَمَّ اَحْتَمَلَ حَد۪يثُ اَوْسُ مَا ذِكَرْنَا, baktaki Evs ibn-i Evs'ün hadisi mühtemil oldu bizim zikrettiğimiz. وَلَمْ يَكُنْ ف۪ي حُجَّتُنْ, onda da delil olmadı. ف۪ي جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَنَّ عَلَيْنْ, medesler üzerine meshin cevazına da onda hüccet olmadı. اِلْتَمَسْنَا ذَٰلِكَ, biz bunu aradık. مِنْ تَر۪يقِ النَّزَرْ, kıyas tarikiyle aradık ki medesler üzerine mesih caiz olur mu, olmaz mı? لِنَعْلَمَ, bilelim ki كَيْفَ حُكْمُهُ, bunun hükmü nasıldır, kıyas tarikiyle aradık. فَرَئَيْنَا الْخُفَّيْنِ, biz mesleri gördük. اَلَّذ۪ينِ, öyle iki mes ki قَدْ جُوِّزَ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا, anlara mesih etmek tecviz edilen hufleri gördük ki اِذَا تَخَرَّقَا, onlar yırtılsalar. حَتَّى بَدَتِ الْقَدَمَانِ مِنْهُمَا, hatta ayaklar o huflerden görünse, dışarı çıksa. اَوْ اَكْثَرُ الْقَدَمَيْنِ, ya ayağın hepsi çıkmış yahut da yarısın, çoğu çıkmış. Böyle olsa فَكُلُّنْ, ulemanın hepsi قَدَجْمَا اِسْمَعِيلَ دِكِ اَنَّهُ شَانْ لَا يُمْسَحُ عَلَيْهِمَا, o hufler üzerine mesih olunmaz. Niçin? Artık onlar o vazifeyi göremiyorlar. Baksana ayağının ekserisi görünüyor onda. فَلَمَّا كَانَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ, o ki iki mesh üzerine mesih oldu. اِنَّمَا يَجُوزُ, o caiz olur oldu. اِذَا غَيَّبَ الْقَدَمَيْنِ, ayaklarını gizlerse. O hufler ayakları gizlerse onun üzerine mesih caiz oldu. وَيَبْتُلُ ذَٰلِكَ, mesih batıl olur oldu. اِذَا لَمْ يُغَيِّبَ الْقَدَمَيْنِ, ayakları gizlemezlerse, ayakları onun içinde gizlenmezse, o mesih de batıl oldu. Yani caiz olmaz oldu. وَكَانَتِ النَّعْلَانُ, medesler ise oldular. غَيْرَ مُغَيِّبِينَ لِلْقَدَمَيْنِ, ayakları setirden olmadılar ki, medesine ayağın altına gelen bir paşa, bir de iki tane yukarıdan sırımı var. Bu ayak nerede gizlenecek? Ayak gizlenmedi, açıkta kaldı. Sebete sabit oldu bu kıyas ile ki ennehuma kel huffeyn, o medesler
mesler gibidir. Hangi mesler gibidir? Ellezeyni, şu iki mesler gibidir ki la yugayyibanil kademeyin, ayakları gizlemeyen mesler gibidir. Yırtık mesler gibidir ki ayağı gizlemiyor. Gizlemiyor. Ayağı gizlemeyen mesler üzerine mesih olmadığı gibi medesler üzerine de olmaz. Şerhten diyor ki وَحَاسِلُ النَّزَرْ اَنَّ الْخُفَيْنِ اِذَا تَخَرَّكَ. Hulâse, kıyasın hulâsesi şudur ki mesler yırtılsalar حَتَّى بَدَتِ الْقَدَمَانُ مِنْهُمَا, hatta ayaklar görünse لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا بِالْاِجْمَا. Bilicma, o yırtık mesler üzerine mesih caiz olmaz. فَكَذَٰلِكَ النَّعْلَانُ, öyleyse medesler de böylecedir. لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا, onlar üzerine mesih caiz olmaz. لَاَنَّهُمَا لَا يُخَيِّبَانِ الْقَدَمَيْنِ, ayakları gizlemiyorlar, ayaklar açıkta kalıyor. قَالَ الْحَافِظُ هَذَا اِسْتِدْلَالٌ صَحِيحٌ. Evet, Hafiz ben Murat, burada Hafiz İbn Hacer dedi ki bu istidlali sahihtir. Mesele de bundan ibarettir. وَاللّٰهُ تَعَلَى عَلَمَ وَصَلَّ اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.